sonra daha şey revans seferi yapıyoruz ama böyle çocukluk şey kıyafetleri görüyor musun? Sonra romant bahçeye çiftçilikle uğraşırlarmış. Çok da böyle heykel falan gibi bir şey değil mi? Boyacıoğlu ailesi için el işi sanatçılığı tam 100 yıllık bir aile geleneği. Karabet Boyacıoğlu ise bu işi 74 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.1930'lu yıllarda Andiryas Boyacıoğlu, 1960'lı yıllardan itibarense Karabet Boyacıoğlu. Boyacıoğlu ailesi 100 yaşına girmeye hazırlanan Cumhuriyet'te 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaşayan birer tanığı. Herkese düşen bir görev vardır. Kiminin kalemi kuvvetlidir. Kiminin araştırması kuvvetlidir, kiminin ne bileyim resmi kuvvetlidir. İşte herkes kendi dalında kendine verilen görevi yapmaktan gurur duyar. Tabii bu bir şey aynı zamanda görev, bir iş kolundan ziyade bunu bir vazife edinmekle lazım, bir askerlik gibi, vergi mükellefi olmak gibi. Ama tabii bunu yaparken de insan gururlanıyor. Benim de bir bu çorbada bir tuzum var diye veyahut da bir yapıda bir tuğlam var diye öyle gururlanıyor insan. Burada bakım onarımla ilgili hizmet vermiş. Mesela boya, bu yaldızların tazelenmesi. Benim bazı yerler kumaş kaplıdır, bez kaplıdır ve onun üstüne belli malzemeler kullanılarak zemin elde edilmiştir. Ondan sonra da üzeri boya yapılmıştır. Bu daha ziyade dış koridor ve kulis kısımlarında olan işler bahsettiğim. Bunlar tamamen zemin üzerinde kartonpiyeler var. Türk motiflerinden oluşan bazı çıta çerçeveler var. Ondan sonra da üzeri boya yapılıp
yaldız yapılmış ama bu hakiki şey altın varak değil. Bayağı bildiğimiz fırçayla kullanılan yaldız. İşte bu işlerde hizmet vermiş. Yani buranın kadrolu elemanı değil de dışarıdan çağrılarak yani bir ekip kurulup bu bakım onarım ne ihtiyaç varsa onlar da çalışmış. Bir bayrağı teslim alma gibi bir atletizmdeki onun gibi bir şey. Bir müddet siz de o bayrağı taşıyacaksınız. Ondan sonra bir sonraki yarışçıya teslim edeceksiniz. Onun gibi bir duygu. Tabii çok şey şimdi ben burada otururken burada da bir tarih yatıyor. Yani cumhuriyet yatıyor. Kim bilir ne kararlar alındı içeriyle ilgili. Dış ülkelerle olan siyasi şeylerde, oluşumlarda neler masaya yatırıldı diye tartışmalara sahne oldu. Tabii ki dediğim gibi bu burayı da bu haliyle muhafaza etmekte, sahiplenmekte güzel bir şey. Burada emeği olan herkese teşekkür etmek lazım. Vallahi mutlaka daha şimdi yeni teknolojiler, teknik değişti. Daha iyi malzemeler var, daha güzel şeyler var. Ama o şeyde var mı, ne yapma arzusu, gönül var mı, o çok önemli.